Tabii camilerimiz bizim merkezlerimiz. O ilçenin, o ilin, o beldenin, köyün ana merkezleri camilerimiz. Dolayısıyla her yönüyle içi, dışı, çevresi, bahçesi her şeyle çok güzel olmalı. Zaten buna vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla camilerimizi yaptırıyorlar, camilerimizin müştemilatını yaptırıyorlar. Tabi bunu yaparken de bazen imkansızlıklardan dolayı istenmeyen belki görüntüler olabiliyor. Çünkü her yerde dernek olmuyor, vakıflar olmuyor veya o caminin giderleriyle ilgilenecek böyle durumu iyi olan insanlarımız da olmayabiliyorlar. Dolayısıyla burada yük biraz da din görevlimize kalıyor. Ama şunu burada belirtmek gerekir. Camilerimizin özellikle o çevre düzenlemesi, bahçesi ve diğer müştemilatının doğru bir şekilde kullanılabilmesinin için burada tabii ki müftülüklerimize görev düşüyor. Belediyelerimizi burada göreve davet ediyoruz. Yani belediyelerimiz camilerimizin çünkü bu altyapı var belediyelerde çevre düzenlemeleriyle ilgili altyapıları var, insan kaynağı var. Diğer burada yetişmiş insanlar var. Burada bu hizmetleri camilerimize de aktarırlarsa görüntü güzel olur. Burada şunu da söyleyelim. Bir din görevlisinin görevi o tuvaletleri temizleme değildir. Şu an itibariyle çoktandır İşkur'dan bu tür bir alım yapılmıyor. Geçtiğimiz yıllarda İşkur kanalıyla müftülüklerimize tahsis edilen veya müftülüklerimizde görevlendirilen geçici işçi statüsündeki vatandaşlarımız oluyordu. Ancak son yıllarda bu uygulama şu anda durdu. Aslında güzel bir uygulamaydı. Hem camilerimizin temizlik hizmetleriyle ilgili hem de oradaki bakım onarımlarıyla ilgili. Dolayısıyla temizliği yaparken ve oradaki işleri yaparken bir taraftan da oraya göz kulak olma anlamında o vatandaşlarımız katkısı vardı. Malumunuz olduğu üzere pandemiden önce İşkur üzerinden hem Kur'an kurslarımızı hem de camilerimize eleman verilerek temizlik işleri, işte tuvalet temizliği, cami temizliği ve çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yürütülmekteydi. Maalesef pandemiden sonra İşkur üzerinden verilen bu elemanlar şu an itibariyle verilmiyor. Verilmeyince şu an itibariyle camilerimizin gerek müştemilatı ile ilgili, gerek çevre temizliği ile ilgili ve özellikle de tuvaletleriyle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. İşkur üzerinden sadece camilerimize değil, aynı zamanda Kur'an kurslarımıza da bu yardımcı eleman ve eleman dediğimiz işçilerin tekrar hayata geçirilmesi elzem olarak görüyoruz. Bu halkımızın en azından ibadet etmesi açısından tuvaletlerin sürekli açık bulundurulması, hijyenik ortamda abdest alınması ve hijyenik ortamda namaz kılınması sadece cami içerisinde değil cami dışında da bunu mutlaka önemsiyoruz. Şimdi burada eğer İşkur biz bu işe razı değiliz veya bu iş akamete uğrar da başarısız olursa ikinci bir teklifimiz var ki bazı yerlerde uygulanıyor. Şudur teklifimiz. Yerel yönetimlerin, belediyelerin mutlaka ama mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ve il ve ilçe müftülüklerimizle bir koordinasyon içerisinde çalışmasını talep ediyoruz. Ne olabilir? Camilerimizin, biliyorsunuz evet küçük camilerimiz de var, büyük camilerimiz de var, Selahattin dediğimiz büyük camiler var devasa. Şimdi buralarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yerel yönetimler işbirliğiyle, Diyanet işbirliğiyle buraların çevre düzenlemesi, temizliği, tuvaletlerin sürekli açık bulundurulması bu yerel yönetimler işbirliğiyle de sağlanabilir. Bu da önemli konuların bir tanesi. Ayrıca bazı camilerimizin mutlaka ama mutlaka bütün camiler demiyorum ama bazılarında mutlaka bekçi bulundurulması gerekiyor. Şu an bizim bu anlamda bekçi sıkıntımız var. Camilerimizin korunması, camilerimizde en azından bazı camilerimizin sabaha kadar bu anlamda bir bekçi ile mutlaka gözetilmesi, korunması gerekiyor. Bu bize din görevlerimizden gelen talepler. Şimdi bu bağlamda bir şeyi de gündeme getirmek istiyorum. Evet camilerimizin elbette ki iç temizliği, dış temizliği, tuvaletlerin sürekli açık olması, İşkur'dan eleman verilmesi veya yerel yönetimlerle işbirliği yapması güzel ama bizim başka bir sorunumuz daha var. Bugün sıcak olan bölgelerimizde 50 dereceyi bulan sıcaklıkta namaz kılmaya mahkum bırakıyoruz. Camilerimizin ısıtma ve soğutma faturaları neden devlet tarafından genel bütçeden karşılanmaz? Hala daha bunu anlamış değiliz. Dolayısıyla camilerimizin dış ve iç güzelliğinden öte ibadet edenlerin de sağlıklı bir şekilde ibadet etmelerini mutlaka önünü açmalıyız. Bugün camilerimizde birçok yaşlı cemaatimizin bu sıcaklıkta bayılıp düştüklerini fark ettik. Dolayısıyla
Bugün tüm devlet kurumlarında klimalar püfür püfür eserken neden camilerimiz bunun dışında tutuluyor, açıkçası anlamış değiliz. Ayrıca şimdi sizlerin de mutlaka gündeme getirmesini umduğum bir konu daha var. İçişleri Bakanlığımıza da buradan özellikle seslenmek istiyorum. Kanun camilerimizin, okullarımızın 100 metre etrafında içkili mekanların, eğlence mekanlarının olmaması gerektiğini vaaz eder. Ama bugün birçok il ve ilçede bize gelen fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla bu kanun göz ardı edilmiştir. Birçok camimizin hemen yanı başında içki satışı yapılmaktadır. İçkili mekanlar vardır. Ayrıca eğlence merkezler vardır. Bu kanun İçişleri Bakanlığı tarafından mutlaka iyice denetime tabi tutulmalı ve bu mekanlar mutlaka kapatılmalıdır. Bir sorunuz daha var. Tabii bu önemli bir soru. Yani vakit namazları dışında camilerimizin açık bulunması konusu. Bu tabii bizim de aslında kanayan bir yaramız. Ama bunu el birliğiyle mutlaka yapmamız gerekecek. Tabii ki vatandaşlarımız vakit namazı dışında namaz kılmaya gittiği zaman en azından camimizin giriş kısmında onun namaz kılacağı bir platformun olması lazım. Ayrıca tuvaletlerin mutlaka açık olması lazım. Ama dediğim gibi şimdi bunu sadece bir din görevlisine ve müezzine biz hasredersek bunun altından görevlilerimiz kalkamazlar. Artık camilerimiz devasa yapılara sahip. Dolayısıyla bu konuda ben yine de hem İşkur hem yerel yönetimler ve Diyanet işbirliğiyle bunu halletmemiz gerektiğine inanıyorum. Size geldiği gibi bize de bu konuda çok talepler geliyor. Bu bizim kanayan yaramız. Bunu mutlaka ama mutlaka halletmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi de az önce de ifade ettiğim gibi İşkur'un tekrar devreye sokulması, sadece camilerimiz değil, bugün Kur'an kurslarımızda çok ciddi anlamda yardımcı eleman dediğimiz temizlikçi hizmetli sıkıntısı yaşanıyor. Hijyen çok önemli. Bir gördüğünüz gibi koronavirüs salgını ile yaşadık. Dolayısıyla bu salgın henüz gitmiş değil. Bu anlamda tüm ilgili bakanlıkların ve başkanlığımızın harekete geçmesini talep ediyoruz. Camiler bir milletin varlığının sebeplerinden bir tanesidir. Camileri, minareleri, camilerin içinde bulunduğu müştemilatıyla atalarımız bunu en güzel şekilde yapmışlar ve bize miras olarak bırakmışlar. Bizler de son zamanlarda yaptığımız camileri mimarimize uygun olarak en güzel şekilde minareleriyle bunu yapıyoruz. Çevre düzenlemesi tabii bütün milletimizin bir şekilde gelerek camilerimizde ibadetini yapıyor. Camilerimizi yurt dışından gelenler ziyaret ediyor. Bunun için camiler bütün insanlığa açık olduğu için hem iç dizaynıyla, mimarisiyle hem de çevresinin güzelliğiyle fark edilmeli. Ve bu anlamda yapılacak camilerde en güzel çevre düzenlemesi, yeşil alanlar, bahçeler, belki çocukların oynayabileceği parklar camilerin müştemilatı içerisinde olması lazım. Tabii bu son zamanlarda yapılan camilerimizde bunlara dikkat ediliyor. Olmayanlarla ilgili de işte Diyanet İşleri Başkanlığı yeni düzenlemeler yapıyor. Yani camiler milletimizin her kesiminin uğradığı yerler olduğu için hem ibadet maksadıyla hem ziyaret maksadıyla hem bahçelerinde dinlenmek maksadıyla gelen vatandaşlarımız orada kendini emin hissetmeli, her şeyin en güzeline layık. Camilerimize ibadet amacıyla gelen vatandaşlarımızın elbette ki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bu tedbirleri alacak olan da yine müftülüklerimiz, din görevlilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama vakitlerin dışında camiye gelen vatandaşlarımızın ibadet vakitlerinin dışında camilerin işte kapalı olması veyahut da cami tuvaletlerinin kapalı olması yani müftülüklerimizin, daha doğrusu Diyanet'in bir talimatı çerçevesinde yapılıyor. Yani işte camiler namaz vaktine işte 20 dakika kala veya işte lavabolarının açılması tamamen
din görevlilerinin inisiyatifinde değil, talimatlar doğrultusunda gerçekleşiyor. Camilerde daha önceden kayyum kadroları vardı. Yani müezzinlik ayrı, kayyumluk ayrı. Kayyumlar caminin temizliğinden sorumluydu. Ama şu anda o kadrolar kalktı. Camilerin temizliği büyük şehirlerde, belediyeler bunu gerçekleştiriyor. Ama köylerde yine din görevlisi ve cemaat camileri temizliyor. Tabii bunun dışında işte camilerin temizliğiyle ilgili İşkur aracılığıyla camilerin temizliği için görevliler alınıyor. Bunlar tabii yani sıradan insanlar olmamalı. Camiyle barışık insanların camide eğer temizlik görevlisi olsa bile camiyle, cemaatle tanışık ve barışık olan insanlardan oraya yakışır insanlardan olması lazım. Dolayısıyla oraya gelen, orada görev yapacak kişilerin hem caminin adabını, caminin temizliğini bilen, önemseyen insanlardan seçilmesi lazım. Onların görevi caminin temizliğini yapmaktır, temiz tutmaktır. Başka da bir görevleri yoktur. Yani temizlik görevi yapıyorlar.